Ahmet Bey bize promosyon yasaklarından bahseder misin? Ya bahsetmek istemiyorum. Çünkü yasak kelimesi kelime anlamında bir kere itici geliyor. Kurallar olmalı. Çünkü bu konuda biz çok muzdaripiz. Özellikle bu EPDK'nın getirmiş olduğu promosyon ürünleri üzerindeki yasaktan çok rahatsızız. Yani yasak kelimesi hoş değil bir kere. Artık demokrasinin bu kadar hayatımıza girdiği, herkesin özgürce, özgürlüğün sınırlarını da aşarak kendini anlattığı ve ifade ettiği bir dünyada biz yasak kelimesiyle uğraşıyorsak ve yanlış bir şey. Bununla ilgili rakamlar vermek de isterim tabii ama yani bir benzin istasyonundan tişört alırken oradaki tişörtün yasaklanmasını anlayamıyorum ben. Biz EPDK Başkanı Hasan Bey'le de gittik, görüştük konuyu. Kendisi bize haklı gerekçelerini anlattı. Çin'den gelen kötü ürünlerin Türkiye pazarında dağıtılmasından rahatsızlık duyduğunu, biz de bu konuda rahatsızlık duyuyoruz. O ürünler Türkiye'de dağıtılmasın, doğru. Bir de yukarıdaki üst bayilerin alt bayilere haksız rekabet yaparak, fatura keserek yüksek bedelli karlarına ortak olduğunu söyledi. Evet, o da doğru. Promosyon faturası kesmesinler, başka bir şey yapsınlar. Promosyon faturası kesildiği zaman o ürünü alacak, hangi marka, hangi firma olursa olsun ve onu dağıtacak. Faturayla promosyon işi olmaz. O zaman bu insanların emeği çalınmış oluyor. Bu sektördeki insanların alın teri çalınmış oluyor. Devletimiz onların peşinde olsun. En büyük destekçisi biziz. Çünkü biz faturasız işlem yapılmasına karşıyız. İki, faturalı yapılan işlemlerin de ürüne dönüşmesini istiyoruz. Yukarıdan kes faturayı, bayiye yükler, ondan sonra promosyon yasak olsun. Bizim günahımız ne? Hani bir söz var ya, filler tepişiyor, çimenler eziliyor. Günahtır yani. Bu hırsa alın teri, emeği olan insanların ekmeğiyle oynanmasın. Ben yasakların kurallarla çok çabuk daha değişerek doğru bir mecraya gideceğini ve özgürce işimizi yapacağımız bir alana gideceğini ümit ediyoruz ve bu konuda da çalışıyoruz.